Manisa Yunus Emre'de endüstriyel vinç sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ve firmanın genel müdürü Okan Şükrü Terzi'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İsmim Okan Şükrü Terzi. 3 Haziran 1986 doğumluyum. Firmada genel müdür olarak devam ediyorum. Peki kuruluş hikayemiz nedir? Bu serüven nasıl başladı merak ediyoruz. Biz bir aile şirketiyiz. Babam Hasan Terzi şirketimizin kurucusu. 1989 yılında sektördeki tecrübelerinden faydalanarak firmasını kuruyor. Evet. Aslen İzmir'de kurulduk, Altınlar'da. Daha sonra firmanın büyüme aşamalarıyla beraber 4. Sanayi Sitesi'nde, daha sonra da 2008 yılında Manisa'ya taşındık. Çok uzun yıllardır. Evet, uzun yıllardır çalışıyoruz. Ben de şahsen küçüklüğümden beri çalışıyorum. Çünkü aile şirketlerinde bu böyledir. Yani tozunu yuttuk diyoruz, doğru mu? Evet, yani yerleri süpürmekle başladık diyebilirim. Oradan proje tasarımından, satıştan en sonunda genel müdürlüğe kadar gelmiş oldum. Süper. Kariyerim böyle başladı diyebilirim. Endüstriyel vinç imalatı ve özel tasarım taşıma sistemleri alanında hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalar yapan firmanın üretim alanıyla ilgili bilgi alıyor ve gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Biz endüstriyel vinç imalatı yapıyoruz. 250 kilogram ile 160 ton arası ağırlıkta olmak üzere. Bunun yanında özel tasarım taşıma sistemleri de imal edebiliyoruz. Firmamızın aşağı yukarı %45 civarında bir ihracat oranı var. Hem iç piyasa, hem yurt içi, hem yurt dışına çalışan bir firmayız. Biraz süreçten bahsedelim mi? Nasıl başlıyor bu süreç? İşimiz üretim. Evet, üretim. Öncelikle üretimimiz müşterimize doğru ürünü sunarak sipariş almakla başlıyor diyebiliriz. Çünkü bizim işimiz mühendislik çalışması. Doğru ürün siparişi alındıktan sonra üretim aşamaları başlıyor. Mekanik ve elektrik olmak üzere ikiye ayrılan bir üretim safhamız var. Bu üretim safhaları bittikten sonra da satış sonrası hizmetlerimiz de devam ediyor. 10 yıl boyunca müşterimize destek olabiliyoruz. Evet, tabii ki merak ediyoruz. Üretimimizden biraz bahsedelim. Üretim esnasında nelere dikkat ediyoruz özellikle? Üretim, vinç üretimi insan sağlığı için çok önemli olması sebebiyle tüm adımları çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Özellikle gelen ham madde kalite kontrolünden başlayın. Üretimde kullanılan en ufak bir kaynak teli veya en ufak bir parçanın bile bizim için çok büyük önemi var. Bunun izlenebilirliğini sağlıyoruz. Yani bu izlenebilirlikten kastım, ileride vinçle ilgili bir sorun çıkarsa onu hangi insan yapmış, hangi kaynakçı onu yapmış, hangi üreticiden o malzemeyi almışız, ona kadar geriye dönük bir takip sağlayabiliyoruz. Bu şekilde hata payımızı %1'in altında tutma hedefimiz var. Evet. Bunun da temel etkeni insan sağlığı. Çünkü insan güvenliği, iş sağlığı ve insan güvenliği diyelim. Kesinlikle. Firmamız için çok önemli. Burada dediğim gibi insan sağlığı çok önemli olduğu için biz ürünlerimize çok dikkat ediyoruz. Ayrıca bunun yanında kalite de çok önemli. Çünkü biz markalaşmış bir firmayız. Bu hedefimiz de zaten sektörümüzde öncü bir firma olmak. Bu sebeple tüm süreçlere çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Evet. Peki bu bir sonuçta ekip işi. Kaç personel hizmet veriyorsunuz? Aşağı yukarı bizim personel sayımız 45 ila 50 arası civarında oluyor. Biz sektörümüze göre ortalama bir firmayız. Bizim amacımız biraz daha özel ürünler imal edip butik olarak yüksek kaliteli ürünlerle devam etmek. Evet. Çünkü sektörümüzde daha standart firmalar var ama bizim için hiçbir zaman standartlar hedef olmadı. Hep yüksek standartları, yüksek kaliteli ürünleri, katma değeri yüksek ürünleri hedefledik. Evet. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, özellikle üretimde dikkat ettiğimiz nokta kalitemiz. Muhakkak. En önemli birinci önceliğimiz İnsan sağlığı, ikinci önceliğimiz de kalite. Hangi alanlarda var peki makinemiz? Vinçler çok çeşitli sektörlerde kullanılabiliyor. Çünkü bir insanın kaldırabileceği yükü bugün 60 kilogram dersek, tabii, 60 kilogramın üstünde yük olan her sektörde, buna bir kasaptan tutun demir çelik endüstrisine kadar sayabiliriz. Vinçler mevcut ama biz ağırlıklı olarak demir çelik, otomotiv, genel imalat,
sektörlerine hizmet veriyoruz. Son dönemde enerji yatırımlarının artmasıyla beraber enerji sektörüne de hizmetlerimiz arttı. Özellikle biyokütle vinçleri dediğimiz çöpten elektrik üretme olayı şu an çok popüler bu durumda. Evet. Onlara da ağırlık vermiş durumdayız. Kesinlikle, yani Türkiye'de sizin gibi üreticilerin olması çok güzel. Üretmek çok güzel gerçekten. Teşekkür ederiz. Tabii. Yani üretim, çünkü ülkemizin kurtulabilmesi, bir başarı hikayesi yazabilmesi çok çalışmakla ve üretmekle mümkün. Evet. İnşallah biz de ülkemiz için faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. İnsan gücünü de hafifletiyorsunuz ve işimizde teknoloji diyebilir miyiz aslında bir nevi? Kesinlikle. Zaten bizim sektörümüzde dünya genelinde teknolojiye, akıllı fabrikalar, akıllı sistemlere yönelmekte. Biz de akıllı vinçler üretmeye çalışıyoruz. Eskiden yurt dışına servise gittiğimiz noktalar artık uzaktan bağlanarak akıllı sistemlerle müdahale etme şansına bile sahibiz. Teknoloji bu kadar gelişti. Kesinlikle. Biz de sürekli yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek teknolojik anlamda önce olmaya çalışıyoruz. Ürünümüzün de arkasındayız. Yedek parça garantimiz de mevcut, doğru mu? Muhakkak tabii. Zaten yasal olarak 10 yıl yedek parça temin etmek zorundayız. Ürünlerimizde 2 yıl garantileri var. Bunun dışında uzatılmış garantilerle, bakım sözleşmeleriyle de ürünümüzün sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Hedeflerimiz, üretim hedeflerimiz, öncelikli hedefimiz üretimdeki kaliteyi hiçbir şekilde düşürmeden çok daha akıllı ve teknolojik vinçler yapmak. Çünkü artık insan, yani makinelerin sınırları insanlarla ölçülüyor. O insan sınırını aradan kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında ihracat bizim için çok önemli bir kalem. Hem firmanın geleceği açısından hem de ülkemiz geleceği açısından ihracatımızı arttırmayı düşünüyoruz. Şu anda dediğim gibi %40-50 civarında bir oranımız var. Nihai hedefimiz %75-80 olarak gözüküyor. Bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah diyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.